Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda bir şarkının altına veya üstünde Sibel Usta şarkı sözü nasıl eklenir? Ukulele diye bir çalgımız var. Yeni popüler oldu bu son yıllarda. Bu ukulele çalgısı için tap nasıl oluşturulur? Aynı zamanda gitar için de tap nasıl oluşturulur? Bunu da bu sayede göstermiş olalım. Önce nasıl şarkı sözü ekleyeceğiz? Onu bekleyelim. Birkaç yöntem var. Birisi işte direkt üstüne yazarak var. Bir de ayrıca tekst dosyası hazırlayıp içine şarkı sözünü normal yazıp direkt üstüne ekleme olarak var. Yani notanın üstüne direkt ekleyebiliyoruz. Onun olması başka bir videoda anlatayım. O biraz daha teferruatlı. Bu çalışmamızda bir basit şarkımız var işte. Basit ama güzel bir şarkımız. Salih Aydoğan'ın söz ve müziği kendine ait olan Bulut Olsam, Havada Bir Top Bulut Olsam diye. Aynı zamanda Salih Hoca da bizim öğretmenimiz oldu Gazi Üniversitesi'nde. Ona da saygılarla, sevgilerle diyelim. Önce şöyle dört dörtlük olduğunda belirtelim. Şimdi şarkımız bu. Notası bu. Aynı zamanda altına söz yazacağız. Nasıl yazıyoruz? Şöyle. Birkaç yöntem var, onları gösterelim. Bir text dediğimiz sayfamıza geliyoruz. Buradan lyrics, yani şarkı sözü demek, buradan bulabiliyoruz. Aynı zamanda sağ tıklayıp buradaki textten de bulabiliyoruz. Bakın burada da lyrics var. Hatta şuradaki sayfaları açıklayacağım ne anlamlara geldiğini, bakın. Yani from text file dediği bir yazı dosyasından aktarma. İşte lirik, chorus, koro notasının üstüne söz ekleme. Ondan sonra bu staff'ın üstüne ekleme, bakın. Mesela tıklayalım. Diyelim ki staff dediğimiz dizeyin üstüne yani. Yani ben bu şekilde üstüne de yazabiliyorum. Kısa yolumuz var. Çok önemli. Önce ondan bahsedelim. Ctrl L'ye bastığımız zaman bu direkt, bakın, kursörümüz aktif hale gelir ve yanıp yanıp sönmeye başladı. İşte ben buraya şimdi havada bir top bulut olsam diye yazdım. Şimdi bunu nasıl yazdım? Tabii ki eğer MacBook kullanıyorsanız orada Command tuşu var. Normal Windows kullanıyorsanız Control tuşu. İkisinde zaten Apple kullananlar bilirler. Ctrl tuşunun Command olduğunu. Tekrar kısa yolumuzu göstereyim. Ctrl L'ye bastığımız zaman bakın bu şekilde aktif hale geliyor. Ama onu kullanmadık, diyelim ki sağ tıkladık. Bakın sağ tıkladık. Text'den lyrics, şarkı sözü demek yani. Edebiyattan gelen bir şey, kelime bu. Buradan işte buradaki birinci söz, ikinci söz, üçüncü söz, dört, beş tane söz yazabiliyormuşuz demek. Bakın burada da yanda da kısa yolunu gösteriyor. Mesela ikinci söz yazmak için Alt Command L'ye ya da Ctrl L diyelim. Alt Command L tuşuna basıyoruz. Bakalım ikinci kıtayı yazmak istiyorum. Alt Command L'ye basıyorum. Evet. Tekrar okumuz aktif hale geldi. Ve bastığım zaman bakın havada bir top bulut olsam altına yazdı. Yani ikinci sözü oraya yazacağım. Şöyle diyelim. Tabi bu normalde şunun devamı var. Onu yazmadım ama şimdi ikinci sözü gösterdiğim için buraya gösterelim. Bakalım. İkinci söz şu olacak. Sinop. Sinopa diye tabi. Sinopa diye şeklinde yazıyoruz. Sinopa. Doğru. Gezinirdim. Burada incelikler var, onlardan bahsedeceğim. Gezinirdim. Olmazsa şu birinci sözün devamını yazayım ben şöyle. Şöyle yapıyoruz. Bakın olsam'ın sağına tıkladım ben. Sonra uzun tuşumuz var, space tuş. Onunla uzattığım zaman sağa doğru gider. Havada bir top bulut olsam ne yazdım? Şimdi şunu yazacağız. Yani ne güzel yurdumu dolaşırdım. N'den sonra öbür notaya gü geleceği için uzun tuşla devam ediyorum. N, gü, uzun tuşa basıyorum. Zel, ne güzel. Yurdumu diyor. Yur,
tuttuğumu besteci her heceye bir notaya denk getirmiş. Bakın çok güzel bir beste. Ne güzel yurdumu ne yapacak? Gezinirdim. Gezinirdim. Her heceyi yapmak için uzun tuşla, space tuşuyla ilerletiyoruz. Hani daktilo vardı eskiden, böyle daktiloda ortaya basıp tık 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 yapılırdı. Onun gibi düşünün yani. Şimdi ikinci kıtayı da yazdık. Sinop'a doğru gezinirdim. Oradan büyük harfle yapalım. Bakın uzun tuşa basıyorum hep. Oradan Hatay'a, Hatay elimize süzülürdüm diyoruz. Tabi her heceyi yazacağız. Süzülürdüm. Şarkı sözü yazmak çok eğlenceli, zevklidir. Böyle her notanın altına tek tek güzelce bakın. Şimdi bakın burada birinci kıta, ikinci kıta yazdık ama parçada üçüncü kıta var. Şimdi üçüncü kıta daha hani kısa yol tuşu da olmadığı için Ctrl L'ye basınca olmuyor. Bunda ne yapıyoruz? Sağ tıklıyoruz. Text'ten Lyrics diye de okuyabiliriz tabi İngilizce telaffuz. Lyrics ve üçüncü kıta diyor. Bakın 1, 2, 3. İkisinde kısa yol var, üçünde yok. Yani daha çok yani iki sözlü bir şarkı yazıyoruz demek ki. Ama 3, 4, 5'te yazdığımız anda onda imkan var. 3'e tıklıyorum. Bakın tekrar aynı işlemi. Altına tıklayınca burada bir yanıp sönüyor kürsümüz. Üçüncü kıtayı yazıyoruz. Neşir'in bir yurt. Yurdumuzdan bahsediyor tabii ki. Neşir'in bir yurt. Bu güzel yurt. Bu güzel yurt. Evet, aynı zamanda bu yarışmada da birinci olan bir şarkı. Yani yurdumuzu anlatan, doğal güzelliklerini anlatan bir güzel bir şarkı. Salih Aydoğan hocamıza da tekrar teşekkür ediyoruz bu şarkıyı ülkemize kazandırdığı için. Ne diyecek? Ne güzel bir yurt. Bu güzel yurt denizi de uzun tuşa basıyorum. Ni uzun tuşa basıyorum. Zi denizi. Ondan sonra güneşi. Bunları da büyük harfle yazayım. Güneşi uzun tuşlarla ara veriyorum. Havasıyla. Havasıyla. Şimdi bir de tabii ki ince ayar yapabiliriz. Mesela baktık diyelim ki şu Sinop'un C'si biraz sağda duruyor falan. Onu şöyle aktif hale getiriyoruz. Üstüne tıklıyoruz. Ok tuşlarıyla sola doğru hafifçe denkleştirebiliriz. Evet, şu şekilde başka var mı bakıyorum. Şurada da O da o şekilde bakın. Sola şöyle çekebiliriz. Ama önce aktif yapmamız gerekiyor. Bir de yazı fontları ile ilgili, hani madem sözlerle, yazılarla uğraşıyoruz. Hepsini tıklayalım bakın şöyle. Yazı fontunu yine burada bakın üstte text kısmında. Şuradan değiştirebiliyoruz. Yani genelde Times New Roman kullanıyoruz. Bakın bunu da yaptığım zaman bütün yazıları değiştirdi. Yani o karaktere getirdi yazı fontunu. Aynı zamanda şöyle düzeltmelerimizi de yapalım. Evet. Aynı şekilde yine başlığın, işte şarkı sözü bestecisinin isimlerini bu şekilde burada istediğimiz karakterde değiştirebiliriz. Mesela diyelim ki ben değişik bir yazı stili kullanacağım. Bakın. Birçok bunlar işaret yazı dili. Mesela şöyle yaptığımız zaman bakın farklı yazı stillerini de buradan bulabiliyoruz. Evet, bu şekilde mesela bunu biraz küçültürsek, evet, sanki bir el yazısı stiliyle bu şekilde. Yani tabi standart yapalım ama yine de buraları kurcalayabilirsiniz. Yani birçok değişik yazı stilleri var, fontlar var. Ben standart olsun diye Times New Roman yapıyorum. Bunu da yine şöyle 12 punto yaparsak. Evet. 12 punto yeter. Şimdi şarkı sözleri biraz sıkışık gibi görünebilir. İstersek
biraz uğraşmamız lazım tabii ki. Hepsini tek tek aşağı indirebiliriz şu şekilde. Biraz zaman alır. Mesela iki vuruş yaptım. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Bu şekilde güzel görünmesini sağlayabiliriz. Ya da aralar çok sıkışık olmasın, çocuklar rahat okusun dersek. İki vuruş, üç vuruş, kaç vuruş yaparsanız ama hepsini eşit yapın ki düzensizlik olmasın. Aynı şekilde üçüncü kıtayda bir, iki, üstüne tıklıyorum. Alt tuşuyla aşağı indiriyorum. Alt okla yani. Böyle oynayabiliriz üstünde. Daha güzel şekilli olmasını sağlayabiliriz. Buna biz dizgi diyoruz yani işte matbaacı gibi böyle tek tek uğraşarak güzel görünmesini sağlıyoruz. Şarkı sözünün yanına rakamlar yazmamız gerekirse mesela birinci kıta, ikinci kıta, üçüncü kıta gibi. Bunu da şöyle yapıyoruz. Sağ tıklıyoruz. Yine tekstten diğer yazacağımız yazılar. Plain text var. Daha küçük yazmak istersek small text var. Tiny text var. Daha küçüğü, ince, minik yazılacak. Ben plain text kullanıyorum. Şimdi buraya mesela birinci kıta diyeceğim. Çizgi yazacağım. Sonra enter ile aşağı ineceğim. 2 çizgi enter 3 çizgi. Şimdi ben buraya 3 kıtalık bir zemin hazırladım. Onu da şöyle yanına doğru çekeceğim. Oklarla yapabilirsiniz bu işlemi. Tam denk gelsin. Mesela birazcık büyük duruyor. Ne yapacağım? Ben bunu 11.9 demiş. 10 yapayım mesela. Evet, o da biraz küçük oldu. 10.5 yapalım. Evet, sonra biraz da şöyle aşağı doğru denkleştirirsek. Evet, şu anda 3 kıta için bakamazdık. Hatta biraz daha büyütelim. 10.8 falan olsun. Evet, tam denk geldi şimdi. 10.9 olmuş. Evet, bu şekilde şarkı sözünü ayarlamış oluyoruz. Havada bir top bulut olsam ne güzel yurdumu gezinirdim. Yanlış olmuş. Ne güzel yurdumu dolaşırdım olacak. Bakın mesela bu işlemde yapmış olduk, iyi oldu. Mesela ne güzel yurdumu space tuşuna basıyorum, uzun yurdumu dolaşırdım diye düzelttim. Dolaşırdım. Ve sonlarına nokta da koyabiliriz bu şekilde. Yanlış yaptığınız zaman mesela herhangi bir yerde bir yanlışlık var. Herhangi bir söz yanlış geliyor. Mesela güzeli yanlış yazdık diyelim ki bu güzel kısmını. Zelin sağına çift tıklayınca bakın burayı değiştirme durumu oldu. Diyelim ki ben burayı güzel yerine güzel diye yazdım. Diyelim ki U harfi yaptım. Dedim ki ya burası bir baktım gördüm ha U'ya basmışım. Ne yapacağım? U'nun sağına çift tıklıyorum ve onu U ile değiştiriyorum. Bütün objeleri bu şekilde mesela üstüne tıklayıp bakın mesela buradaki konumuzu şöyle kaydırayım. Sağ tuşla yani sağ okla kaydırabiliyoruz. Konumuz şuydu, tekrar hatırlatalım. Nota altına şarkı sözü yazma ve ukulele veya gitar için tab ekleme. Şimdi bu tabii ki öğrencilerimiz var işte öğretmenlerimiz bu yöntemleri kullanarak işte çocuklara eğitim verebilir. Çocuklara şarkı öğretirken, tahtaya yansıtırken falan çok güzel olur. Altına da eğer ukulele çaldırıyorsanız veya blok flüt, melodika, hangi enstrüman çalıyorsanız yanında da sonunda da yazabiliyoruz, gösterebiliyoruz bu şekilde. Şarkı sözler de var. Bunu PDF'ye çevirebiliyoruz, videoya çevirebiliyoruz. Her işlem yapabiliyoruz. Şimdi bunun altına ben ukulele çaldıracağım. Diyelim ki öğrencilerim var. İşte dört telli ukulele biliyorsunuz. Onun tabını yazmak istiyorum. Tab ne demek? Tab enstrümanların klavyesini gösteren, tellerini gösteren ve hangi parmakla çalacağımızı gösteren bir sistem. Çok kullanılan bir sistem. Özellikle telli çalgılarda her çalgı için aslında bir tab sistemi yapılabilir. Şurada bir de tekrar unutmuşuz onu da ekleyelim. Bunu da nereden yapıyoruz? Şuradan notasyondan. Evet, tekrar.
tekrardan konuşurduk. Evet, şimdi şarkımızı yazdık, sözlerini. Altına biz tab ekleyeceğiz. Tabii ki ukulele için yazdığım için doğal olarak ukulele tabını ekledim ama yine de gitar tabını da eklemeyi de göstereyim. Şöyle yapıyoruz. Kısa yol olarak I harfine basıyoruz. Windows ise I olabilir. Küçük I veya küçük I. İngilizce'de biliyorsunuz I'lar küçük de I oluyor. Basıyoruz. Karşımıza çalgıların olduğu kısım geliyor. Bütün enstrümanlar burada. Şimdi şurada find kısmı var. Find bulmak demek. Yani ben şimdi eğer yerini biliyorsam buradan bulabilirim istediğim çalgıyı. Fakat bulamıyorsam da direkt buraya ukulele yazdığım zaman, bakın uku yazdığım zaman bile geldi. Ukulele notasyon dediğimiz, deminki yazdığımız nota. Şu altındaki de tab olacak. Tab'ı tıklıyorum. Bakın ama bana direkt buldu. Bunu da şuradaki sağ bölmeye eklemem lazım. Onu da add to score'dan ekliyorum. Bakın burada ukulelenin altında tab'ı da ekledi ve okey diyorum. Şimdi tab geldi. Tabii bu sözlerle biraz karıştı. Ne yapıyorum? Tab'ı şöyle tutup aşağı doğru çekiyorum ki yer açılsın. Bir de ikisinin ölçü çizgilerini birleştirmek için şöyle bir tekniğimiz var. Ölçünün tam dibindeki noktaya tıklıyorum. Bir kutucuk çıkıyor, kare. Şöyle biraz büyütüyorum. Bakın kutucuk çıktı. Şimdi onu aşağı doğru çekiyorum. Bu şekilde birleştirmiş oluyoruz. İstemişse bu şekilde de kullanılabilir. Şimdi bakın ukulele tabında 4 tel var. 1, 2, 3, 4. Evet. Şimdi la, mi ve do, sol telleri var burada. Bunlar bize gösterecek. Şöyle yapıyoruz. Bunu aynen kopyalayacağız. Tabii şimdi yukarıyı da kopyalayacak. Şunu da kopyalayacak ama olmasa onu silerim tekrar. Şöyle yapıyorum. Ölçünün üstüne tıklıyorum bir tane boş. Eğer çift tıklarsam hepsini alıyor. Ya da shift'le beraber tıklayabiliriz. Şimdi Ctrl C ile tab'ın üzerine yapıştırıyorum. Evet. Şimdi şuraya da tab yapıştır. Şimdi onu da siliyorum. Şunu da siliyorum. Burada tab'ın altına da tabi biz yapıştırdığımız için şarkının sözlerini yapıştırdı. İstersek durması gerekirse, yani siz öyle olsun diyorsanız bu şekilde de bırakabilirsiniz. Eğer yok, ben nasıl olsa yukarı şarkı sözünü yazdım. Şurada da sadece tab olsun derseniz şu alttaki şarkı sözünü ne yapacağız? Sileceğiz. Ya da bu işlemi daha önce yaparsanız, mesela önce notasını yazarsınız, tab'ı yerleştirirsiniz, sonra şarkı sözünü yazarsınız. Bu iki sözü birden kopyalama, yapıştırma olmaz. Ama ben nasıl siliyordum? Şarkı sözünün sağına tıklıyorum. Del tuşuyla veya delete tuşuyla sola doğru bunları tek tek siliyorum. Nota yazdıktan sonra tab oluşturursak tabi işlem daha kolay olur. Ben önce şarkı sözünü yazdım, sonradan tab oluşturduğum için. Ya da üstlerine tıklayıp da silebilirsiniz. Ben zaman kaybı olmasın diye hepsini tek tek sildim. Şimdi bakın burada İkinci telde fa notası birinci parmak, fa üçüncü parmağa bastığımız zaman sol oluyor. Alt tele la'ya geçiyor. Fa sol la la la, fa sol la la. Şimdi bunu öğrenciye böyle gösterdiğim zaman hangi teli nerede basacağını, hangi tele basacağını, hangi parmakla basacağını öğrenci görecektir. Bu tablarla doğru bir şekilde çalacaktır. La sol fa, yani ukulelenin alt teli boş la oluyor. İkinci teli üçüncü parmakla bastığı zaman birinci pozisyonda la sol fa, la sol la, sol la fa fa. Zaten bak aynı notaları 3 notadan açmış. 3 notayla çok güzel bir beste yapılmış. Burası birinci cümlesi A cümlesi, burası da B cümlesi. Soru cevap gibi düşünebiliriz. Ukulele için tabını oluşturmuş olduk. Aynı şekilde gitar için de yazabiliriz. Mesela bir tane öğrencimiz gitar çalıyordur. Diğerleri ukulele çalıyordur. Onun için de yaratalım tabını. İ'ye basıyoruz. Bu sefer find kısmına gitar yazıyoruz. Veya klasik gitar. Bakın şurada var. Oradan da direkt açabiliriz. Akustik gitar, klasik gitar. Bakın klasik gitarın altında birçok çeşitler var. Yani standart tondaki tab'dan bahsediyor.
Bakın alttakileri de inceleyebilirsiniz. Ben bunu seçiyorum standart tabanın. Ve ekle diyorum, sağ tarafa ekliyorum. Onu da şöyle down yaparak aşağı doğru indiriyorum ki ukulelenin altına gelsin. Sonradan silebiliriz istersek. Bakın iki tab arasındaki farka bakın. Birisi 4 telli tab, birisi de 6 telli gitar için. Ve aynı şekilde şurayı kopyalayalım. Aynen kopyalayalım. Nasıl kopyalıyorduk? Çift tıklıyorduk. Önce bir boş tıklayalım bakın. Çift tıkladığımız zaman tümünü seçiyoruz dizeyi. Sonra yine Ctrl C yapıyorum ve basıyorum. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Aynı şarkının tabu gitar için başka oldu, ukulele için başka oldu. Çünkü farklı teller var. Ama gitarda da fa neredeymiş bakalım. Gitarda fa, birinci parmak ve birinci telde. Burada ise ikinci telde birinci parmak. Yani fa sol. Demek ki ukulele de ikinci tel mi notası, değil mi? La mi demişti zaten. İkinci tel mi, yani gitarda da birinci tel mi olduğu için böyle bir farklılık veya benzerlik oldu. Ama fa sol la 5. perdeye gelmiş bakın. Üstüne de tıklayarak sesleri de kontrol edebiliriz. Bakın la sol fa la sol la sol la fa fa. Aynı fa'ya denk geliyor. Bunların arasında istersek açabiliriz bu şekilde. Veya ben ukulele istemiyorsam, sadece gitar istiyorsam bu şekilde yazabiliyorum. Ya da silebilirim, kaldırabilirim. Silmeyi de nereden yapıyoruz? Tekrar iyi kısa yoluna basıyoruz. Buradan mesela ukuleleyi istemiyorsam ona tıklıyorum tabi tabını veya gitarı. Üstüne tıklayarak del tuşuyla basıyorum. Bana soruyor acaba gerçekten istiyor musun diye. Hayır veya evet diyerek ben hayırdayım. Şimdi silmek istemiyorum. Eğer istersek buradaki rakamlarla da oynayabiliriz ama o rakamları da yani bilmemiz lazım. Mesela R telinde R, Mi, Fa yani taburuya almamız lazım. Mesela ya da şurada R telinde 15. perde mesela Fa'ymış. Yani aynısını oraya alıyor. Bakın bu şekilde de oynuyor. Mesela şuradan çaldırmak istiyorsam 6. perdede 2. telde fa notası var. Onu buluyor. Fa sol. Eğer ben buradan da çaldırmak istiyorsam bakın fa sol 6 ve 8. Fa sol la alt tele geçirebilirim. Bu şekilde de değiştirebiliyoruz. Ama normal çocukların kolay çalması için 1. tel üzerine yazılmış bir not oldu. İstersek ton değiştirir. Mesela do majör yaparsak bunlar da değişir. Farklı tona geçer. Çalgıda daha kolay çalınacak bölgelere göre değiştirebiliriz. Transpoze konusuna giriyor. O yüzden o tür değişiklikler de biz yapabiliriz. Dizek ayarında şu şekilde dizeğin üstüne tıklayıp seçip yukarı kaldırabiliyoruz. Aradaki boşlukları açabiliyoruz veya kaldırabiliyoruz. Bakın bu şekilde seçtim. Dizeyi aşağı yukarı oynatabiliyoruz. Çok fazla yakın olmasın. Aralara belki öğretmen başka yazılar yazabilir. Öğrenciye not olmak için fotokopinin üstüne başka şeyler yazabilirsiniz. O yüzden çok da fazla yakın yapmayalım. Evet, şu şekilde standart bir ayar yaptım. Şöyle biraz küçülteyim bakın. Şarkımızın sözü burada. Baştan da biraz aşağı indireyim. Bu şekilde ukulele ve gitar için tabları oluşturmuş olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.